Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sunar. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi. 200 yıldan beri Batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışmış, fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmış ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Joseph Arnold Toynbee. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ve Mareşallik ünvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen şu sözleri Sakarya Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecbur. Mustafa Kemal Atatürk. Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parklar Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz belgeselin galasını Mangal Dağı'nda gerçekleştirdik. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ön sözü diyebileceğimiz destansı mücadele, tarihin en uzun süreli meydan muharebesi, 238 yıl sonra Viyana bozgununun Ankara, Haymana ve Polatlı'da durdurulduğu yer ve önemli bir noktada önemli bir konukla birlikteyiz. Türkiye Dağcılık Federasyonu değil mi efendim? Evet. Ne işiniz var diye soruyorum. Hem kuruluşunuzu hem de buradaki durumunuzu bilirim. Türkiye Dağcılık Federasyonu ülkemizdeki birçok dağlarda, birçok önemli yerlerde her zaman bulunuyor. Özellikle dağlarda tırmanış yaptığımız birçok dağlarımız, dağ bölgelerimiz bizim için çok önemli. Ama bunun haricinde ülkemizin kuruluş aşamasında geçirmiş olduğu, askerlerimizin şehit olduğu yerlerde bu anıları tazelemek için Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, yine şimdi burada Sakarya Liş yolunda sporcularımızla birlikte buraya geldik. Ve biz sporcularımızla ülkemizin dağlarında her yerde bulunuyoruz. Ama bu faaliyet bizim için çok önemli. Burada birçok şehidimiz var. Oradaki siperleri görüyoruz. Şehitlerimiz bu ülkenin kuruluşunda çok önemli bir yere sahip. Sporcularımızı da hem yad ederek ve bu yolu bir hafta süresince tamamlayıp Polatlı'ya kadar ulaşıp ordularımızın ilk harekete geçtiği yeri sporcularımız da yaşamak için buradayız. Bir hafta boyunca buradaki bütün coğrafyayı gezecek misiniz? Bu 100-110 kilometrelik alanı. Evet, burada şu anda sizin de bildiğiniz gibi harekatın başladığı en önemli noktalardan biri burası. Başlangıç noktası ve toplam 106 kilometre süren bütün yolu dağcılarımız yürüyecek. Bir hafta boyunca sürecek ve şehitlerimizle birlikte cephede savaş veren askerlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi burada tekrar yad edeceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin İçişleri Bakanlığı RODES projesi kapsamında şehitlere vefa noktasında bir proje hazırlanmıştık. Proje çoktan bitti ama biz halen devam ediyoruz. Her ilde Sakarya Meydan Muharebesi Şehitler Parkı kurulsun istiyoruz. Çok önemli. Özellikle ülkemizde böyle yazılı eserlerin bulunması, bunların üretilmesi çok önemli. Bundan dolayı emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. 1914-1918 tarihleri arasında 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'nda ölüm kalın mücadelesi verilmiş, 7 düvele karşı 10 cephede milyonlarca şehit verdiğimiz 1. Dünya Harbi bitmiştir. Cephelerde kazanılan savaş, müttefikimiz Almanlar yenildiği için masa başında kaybedilmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ağır şartlar içermektedir. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya Anadolu'nun kritik yerlerini işgale başlamıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin bütün orduları ve donanması dağıtılmış, hürriyeti elinden alınmaya çalışılmış, milletimiz işgale dur demek için mukavemet teşkilatları kurmuştur.
Kuvayi Milliye adlı bu gönüllü birlikler silahla mücadele ederken, ileri gelen toplum liderleri vatandaşları teşkilatlandırmaya ve işgalden kurtuluş çareleri aramaya başlamıştır. Evet, insanoğlu eserleriyle yaşar ve burada geçmişte şehitler verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ön sözü Sakarya Meydan Muharebesi. Bura yeni yeni tanıtılıyor ve kendisini buranın tanıtımına adayan değerli bir dost, gönül insanı, komutan ve buranın gönüllüsüyle birlikte ve kadim albay deyim yerindeyse POTA Genel Direktörü, Polatlı Tarihi Araştırma, Tarihi Mekanlar Tanıtım Merkezi. Evet. Efendim nedir burası? Çadırlar görüyoruz. Bulunduğumuz yer neresi? Söz size. Evet, burası Sakarya Meydan Muharebesi'nin en önemli muharebelerin geçtiği bir alan. Mangal Dağı'ndayız. Mangal Dağı'nda şu anda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin birinci savunma hattını bu sene işaretledik. Buna Diriliş Yolu adını koyduk ve Diriliş Yolu'nun ilk yürüyüşünü de yürüyüşün başlangıç noktası da Mangal Dağı'da. Tabii Mangal Dağı'nın böyle önemli bir yerde, sizin de böyle bir belgeselin galasının yapılmış olması çok önemli. Ben her şeyden önce sizlere, ekibinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Burada insanoğlunun, yani tabii aslında Türk insanının bir hafızası gizli. Bu hafızayı bizler yürüyüşlerle, bizler buraya getirdiğimiz gruplarla tanıtmaya ve insanımıza anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yürüyüşlerle sizleri bu belgeselle... Bu nedir? Kaç kişi var şu an burada? Dağcılık Federasyonu, evet. Türkiye Dağcılık Federasyonu, ondan sonra Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü, Polatlı Belediyesi ve Haymana Belediyesi'nin dört kurumun bir ortaklaşa bir faaliyeti var burada. Diriliş Yolu yürüyüşünün ilki gerçekleşiyor. Burada şu anda 100'e yakın dağcı var, gönüllü var. Tabii sabah bu daha yeni kamp. Kampın başlangıcındayız. Sabah da bize katılacaklar var. Ayrıca 4 kamp yerinde de katılacak kişiler var. Bir planı anlatabilir misiniz efendim? Burada ilk defa buluşuyor insanlarımız. Evet. Sonra bu yürüyüşler mi devam ediyor? Nasıl? Burada buluşuyoruz. Sabah yine bir ekip gelecek. Onlarla birlikte öncelikle Mangal Dağı Şehitliği, Türbetepe ve İkiztepe'lere kadar yürüyeceğiz. 25 kilometrelik bir mesafemiz var. Yarın gece orada konaklayacağız. Ondan sonra ertesi gün kalkacağız. Bu sefer de oradan Taburoğlu ve Temirözü Deresi'ni takiben İnler'e gideceğiz. Yani Gazitepe'ye gideceğiz. O Yunan karargahının kurulduğu yer, Atatürk'ün kaburgalarının kırıldığı yer ve Yunan mevzilerini göreceğiz. Bir gece de orada konaklayacağız. Ondan sonra da Yıldız Dağı'na, Alıçözü Deresi'nden Yıldız Dağı'na, Sarı Çağaltepe ve Yıldız Dağı'na. Sakarya Köyü'ne gideceğiz. Sakarya Köyü'nde 12. Grup Şehitliği'nin yanında yine kamp yerimiz var. Bir gece de orada kalacağız. Ondan sonra da ertesi günde Mangal Dağı'na kadar yürüyeceğiz. Ve en sonunda sabaha karşı saat 4'te 8 Eylül sabahı saat 04'te Duatepe'ye Şafak Yürüyüşü'yle, Meşale Şafak Yürüyüşü'ne bu işi noktalamış olacağız. 1921 tarihinde küçük bir ilçe merkezi olan Giresun, iki gönüllü alay toplayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmıştır. Kayseri Taş Mektep'teki 63 lise son sınıf öğrencisi Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuş, daha nice isimsiz kahramanlar ya istiklal ya ölüm diye şehit olmuşlardır. Maddi önlemlerin yanında milletimiz İstiklal Harbi'ne destek olması için cami kürsülerinde vaazlar verilmiştir. Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın her mısrası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını anlatmaktadır. Kadim Bey kendisini buraların tanıtımına adayan bir isim, Kadim Koç, Kadim Albayımız. Ben şu an Mangal Dağı'ndayız. Mangal Dağı'nın çok önemli bir yeri de, önemi de özellikle bu dağda Hüseyin Avni Alparslan, gönüllü Giresun alaylarının mücadele verdiği ve çok sayıda gönüllü Giresunlu'nun şehit olduğu yer değil mi? Tabii, yani bu şimdi bu mücadelede, kurtuluş mücadelesinde bir ilden iki tane alayın, gönüllü alayın oluşturulup getirilip bu savaşa girmiş olması tabii ki bir ilk. Yani böyle bir örnek yok.
Tabii ki Hüseyin Avni Alparslan 40. Alay Komutanımız ve Osman Ağa'nın 47. alaylarıyla birlikte burada inanılmaz muharebeler yaşanmış. Ben onları rahmetle, minnetle anıyorum. O zaman Giresunlulara buradan selamlar. İşte ben de onu diyorum. Giresunluların gözünün içine bakarak ki 1,5 milyon gurbette Giresunlu var. 500 bin Giresun'da Giresunlu var. Onlara bir özel mesajınız var mı? Dedelerinin şehit olduğu Mangal Dağı'ndan. Tabii, söz sizin efendim. Giresunlular bu tarihle ne kadar övünseler az. Biz şu anda onların dedelerinin savaştığı yerdeyiz. Buradan bu dedelerinden onlara selamlar gönderiyoruz. Burada şehit dedelerimizden o şehit evlatlarına selam olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz ve biz Mangal Dağı'nda bir ilke yine şahitlik yapıyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu POTA işbirliğiyle gerçekleşen yürüyüşü takip edeceğiz. 1921 tarihinde küçük bir ilçe merkezi olan Giresun, iki gönüllü alay toplayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmıştır. Kayseri Taş Mektep'teki 63 lise son sınıf öğrencisi Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuş, daha nice isimsiz kahramanlar ya istiklal ya ölüm diye şehit olmuşlardır. Maddi önlemlerin yanında milletimiz İstiklal Harbi'ne destek olması için cami kürsülerinde vaazlar verilmiştir. Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın her mısrası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını anlatmaktadır. Atatürk emir veriyor. Yedekteki birlikler de efendim, yedekte kimse yok. Burada bir Giresun alayı var. Onlar taarruz etsin. Süngü çubuğa kalksın. Efendim bunların süngüsü de yok. Atatürk yanındaki o Giresun korumalarına bakıyor. Onun yanında da daha şeyden itibaren Amasya'dan itibaren yanında korumalar var. O korumaların kıyafetlerinde bıçakçı olduğunu görüyor. Ve o bıçakçı Karasıkkalıları diyor ki gerekirse bıçaklarını çeksinler, taarruz etsinler diyor. Süngü yerine ve onlar çantalarını bırakıyorlar, bıçaklarını alıyorlar ve bıçaklarla süngü ucumuna kalkıyorlar. Tabii %60'ı, birliğin %60'ı gördüğümüz Mangal Dağı'nda şehit oluyor. Evet, İsmail Bey onların anısına bu belgeseli hazırladı ve aynı zamanda da milli parklarımızla birlikte, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkımızla birlikte bu belgeseli hazırladı. Bu belgeseli izleyelim, ondan sonra da sorularımızı alırız ve devam ederiz. Gönüllü birlikler silahla mücadele ederken ileri gelen toplum liderleri vatandaşları teşkilatlandırmaya ve işgalden kurtuluş çareleri aramaya başlamıştır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Özellikle faaliyetin planlanmasında bir yıllık süreçte geçen aşamaları bizzat içinde yaşayan birisi olarak buradan birçok kişiye teşekkür etmek gerekiyor. Başta Kadim Albay'ım, bölge müdür, il müdürlüğümüz, birçok arkadaşımız var, dağcı arkadaşlarımız var. Burada gerçekten çok önemli bir noktadayız. Belgeselde bazı şeyler anlatıldı. Bazı şeyleri biraz sonra göreceğiz yine. Özellikle bu yürüyüş sırasında çok teşekkür ederim. Müzik tamam, güzel oldu. Özellikle bu uzun yürüyüş sırasında o bastığımız yerleri toprak diyerek geçme denilen noktadayız. Bu çok önemli bir şey. Ben Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak birçok faaliyet yapıyoruz. Bunlar teknik tırmanışlar olabiliyor, bazen yarışmalar olabiliyor. Ama federasyonumuzun özellikle bu tip tırmanış faaliyetlere önem verdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Sarıkamış Allah-u Ekber Şehitleri tırmanışımız, Çanakkale Şehitlerimiz Anma tırmanışımız, onlara bir yenisiyle bu eklendi. Bu yıl itibariyle başlayacağımız bu geleneksel tırmanışımızda inşallah federasyonumuz var olduğu sürece her yıl artan bir katılımla, sizlerin destekleriyle yoğun bir şekilde devam edecek. 1 kilometre Giresun'dan iki gönüllü alayın geldiği, dedelerimizin geldiği yerden Gebze'ye geldim. Sabah burada sizlerin olacağını öğrenince
Kadim Bey dostum sağ olsun davet ettiler bu kibarlı arkadaşlarımızla beraber. 500 kilometreye yakın da buraya geldim. İyi ki gelmişim, sizleri gördüm burada. İnşallah gelecekte binler, on binler gençler gelecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü dediğimiz Sakarya Meydan Muharebesi'ni dünyaya ve Türkiye kamuoyuna tanıtacaklar. Sizler bir ilki gerçekleştiriyorsunuz. Biz de o ilke şahitlik yapıyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Böyle bir belgeseli sizlerle beraber gala olarak izlemek bizim için bir onur. Bu onuru bahşettiğiniz için teşekkür ediyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum.